Savaşı başladığından beri, hatta Alman dostlarımız da yara bunu söyledi bize. Biz bu savaşa nasıl bir destek bulunabiliriz? Hani Freunde Helfen, Freunde Derneği olarak. Ama hani insan savaş alanı sanki çok zordur. Uzun zaman düşündük, daha sonra Kürt Kadınlar Grubu olarak, Weibingen'de Kürt Kadınlar Grubu olarak yan yana geldik. Bahar'ın biz ne yapabiliriz yani? Bu göçmen, yani Suriye'den gelen Ezidi olsun, Kürt olsun, Alevi, Sünni olsun, kim olursa olsun, yani bu savaşta zarar gören insanlara ya da katliamlara uğrayan insanlara biz nasıl bir destekte, yani Kürt Kadınlar Grubu olarak ya da Freunde Helfen, Freunde beraber bir şey yapabiliriz, nasıl yardımda bulunabiliriz? İlk adım hani pazarda ya da çarşıda bir stand kurup hem insanları bilgilendirmek, hem de orada işte kendi yöremizin çeşitlerini satarak bir katkıda hani bulunan. Fakat proje gittikçe büyüdü. Öyle küçük bir standla başladık ama 4-5 tane stand yaptık. Ondan sonra tatilden sonra okullara satış yaptık. Bu bizi mesela çok etkiledi. Çocuklar soruyor işte niçin bunu yapıyorsun, niçin bunları satıyorsun. Ha, onu çocuklar bilgilendirdikten sonra çocuklar da bağış yapmaya başladılar. Yani gerçekten de beni o çocuklarla o satışı yapmak daha çok etkiledi yani. Çocuklar çocuklara yardım ediyor gibisi. Alman dostlarımız hep böyle yani hani tabii ki yani alıp da yemek yerine daha çok bağış bıraktılar. Daha çok bilgilendirmek, hani biz bilgilendirir, neden oluyor, niye oluyor, kimler mesela bunlar hani. Biz kampanyamızı 10. ayın sonuna kadar sürdüreceğiz. 11. aydan da Dersim'e giderek, oradan alışveriş yaparak direkt kamplara götüreceğiz. Zaten derneğin işlevi de budur. Öyle de yaptık yani. Yani böyle bir kuruluş üzerine para yollamak değil. Onun için de biz de şöyle bir karar aldık. Hani Dersim Belediyesi'ni tanıdığımız için Dersim'den ilk adımı böyle atalım. Yani en azından yöreyi tanıncaya kadar. Yani şimdi hangi ihtiyaç malzemesine en çok ağırlık var, ondan daha fazla alalım. Şimdi hocam 16 bin euro üzerinde bir şey yapacağız. İç çamaşır. İç çamaşır. Peki iç çamaşır da yine aynı ebatta. Çocuk, kadın, erkek. Evet, evet. İç çamaşır. Evet, yine çocuk, erkek, kadın. Bir de elektrik soba değil mi? Hı, soba. Tamam. 4-5 tane soba alalım değil mi? Yani elektrik soba biraz fazla alsanız küçük ama. Elektrik soba, portatif elektrik sobalar var ya, küçük türlü var, ucuz mu yani, 20-30 lira bir şey yani. Evet. O zaman kaç tane alalım? Onlardan 20-50 tane alırsınız. Tabii. 50 tane. Yardımlarımızı eşit şekilde dağıtıyoruz. Yani Ezidi Kürtleri ve Kobani'ne gelen Kürtleri ayırmıyoruz. Tüm insanlar orada, Suruç'ta. Epey bir çadır kent kurulmuş. Yani şey yapabiliriz, gittiğimizde de siz oradaki gerçekliği, insan yaşamlarını, içerisinde olmuş olduğu sıkıntıları daha iyi görmüş olabiliriz. Biz yardımlarımızı orada getirip, belediyenin şeyi var, deposu var. Resmiyete belediye teslim ediyoruz, sonra karşılığında. Dersimde fazla uzun süreriz,
sağ olsun insanlar zaten duymuştu, seferber olmuşlardı. Daha önce de telefonlarla işte internet üzerinden haberleştik. Dersimin aktivistleri bizi bekliyordu zaten. Yani önümüze düştüler, biz onların arkasında gidiyorduk. Kısa bir zamanda battaniye, gıda, ısıtıcı, ayakkabı, kışlık kazaklar, bebek maması, işte bebek bezi, kadına ait kadın iç çamaşır. Bir yere telefon etti, değil mi yerine? Çamur. Yani bir kişi ayarlayacak şimdi. Başkan, yardım listesi de yap yani. Alması gereken ihtiyaç belirlendi mi? Belirlenecek. Ona göre arkadaşlarla beraber tamam. Gidip şey yapacağız. Tamam, ben de bugün boşum zaten. Bu konuda aslında yardımcı olurum. Tamam, şey yapalım mı yani, mesela farz edelim. Ne kadar para şeye, gıdaya, değil mi? Böyle bir şey de yapalım. Bunu belirlememiz lazım. Belirlememiz gerekiyor. Çünkü mesela biz kazak, mont için içeride bayağı bir ayırdık ikinci evler. Arada yeniler de çıkmıyor da. Gördüyseniz belediye şeyin, binasının içine hemen girişte sol tarafta. Gördük. O da bayağı bir ayıkladık. Onun için belki oradan 1-2 bin lira daha kısıp gıdaya verilebiliriz. Tabii, kesinlikle. Çocuk maması. Tabii ki genellikle alışverişleri toptancılardan yaptık. Yani böyle tek tek esnaflardan yapmadık. Biz oradan, ben mesela Almanya'da bunu bilmiyordum. Fakat buraya gelince bizi şeylere, hani büyük toptancılardan zaten gelmişlerdi. Belediyeden bekliyorlardı. Kendi elindeki dosyalardan. İşte biz de baktık hani nerede ucuzsa, yani bizim amacımız hani ucuz ve daha fazla almak. Onun için de toptancılardan yaptık. Sonuçta bu da dersin esnafı yani. 19 lira. 19 lira. Ha. Bunların 9.40 yazıyor. Senin elinde, tamam, senin elinde kaç tane var? Sen ne yazıyorsun? 19. 1 litre. 4 tane bir var. Peki istersen ne zaman sürede gelebilir? Ne kadar sürede gelebilir? Tamam. Ya sen dersin hani böyle insanın bir şey için yapılıyor, hani kargoda da bize yardımcı olursanız böyle bir şey. Sen kendin bir konuş kendisiyle. He, dersin hani. Tamam. Biz sana adet işini söyleyeceğim, ben seni arayacağım, tamam mı? Hadi görüşmek üzere, hoşça kal. Herkes çivi görür. Yani babam hep herkes niye çivi düşünmüş niye böyle yani hani. Tamam. Bize ne kadar oldu? Bak, 8 aldı bize. Atlet 3.5. Onlar 1.5'te size 1 sayarım. Kabaneye gidiyorsun. Biraz daha büyüğü var mı abi? Hocam daha büyüğü 2 katı var. Bunu alacağız. Bunu alacağız. 2 katı var. 2 katı var. Tamam, bunu mu alalım? Bence, tamam, bundan küçükleri bundan alalım. He. Küçükleri bundan kaç tane alalım? Kaç tane lazım? Bana söyleyin. Kaç tane alalım? Bir de olabilir. Şey olsun. Biz çocuğa mı yönelelim? Bunlar bence bunlar daha şey kullanışlı yani. Daha pratik. Şöyle yaparız yani. Yarı eşit atarız. Tamam. Yani büyüksü, büyükler için mi? Ona mı bir şey yapacağız? Akil abla. 3 kuliden mercimek aldım. 144 lira. Tuzları da tuz aldım. Tuzları da arkadaşlar hediye etmişler. Asker. Setero bgo setero ima vesenem vesavo setero 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 jigera ima vesenem değerli dostlar, görüyorsunuz kamyon yükleniyor. Almanya'dan Freunde Helfen Freunde üzeri 3 ay başlattığımız kampanya üzeri gelen 16 bin euro ile Dersimlerin desteğiyle, Dersim Belediyesi'nin desteğiyle alışveriş yaptık. Gördüğünüz gibi şu an
anda kamyon yükleniyor. Gıdadan tutarak battaniye, yorgan, çocuk bezi, kadın eşyası, kadın iç çamaşırı. Yani ne aklımıza geliyorsa un, şeker, odun varıncaya kadar bu kampanyaya desteğini veren bütün arkadaşlara, dostlara, Kürt bayan arkadaşlarımıza, Weiblingen'de, Freunde, Helfen Freunde, Alman dostlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra Dersim halkına, Dersim Belediyesi'ne gerçekten bana bu gücü vermeselerdi, bu desteği göstermeselerdi. Belki bu kadar, tamam 16 bin euro ya da bir kamyon şey belki çok bir şey değil ama bunun şeyi çok büyük. Bu para nasıl toplandı, nasıl yapıldı, insanları bilgilendirerek bu proje oldu. Onun için herkese çok çok teşekkür ediyorum buradan. Ya valla, hocam kimse seni görmüyor. Bizi Berkadan'a kovanı. Bizi Berkadan'a kovanı. Ya ben Dersim'den geliyorum da sen Ali Gordasın değil mi? Rüzgarımız olur da herhalde senin küçük bir alacağın var bizde. Bari görev süresine gerçekten başlıyor. Cumhur yapacak özellikle bu ne içili olsa bu, temiz bu. O van müdürü süreci, magi işanları hoca ve cevabaları gerçekten emgici memnun. Bu da işte dersime razı be. Sonuçta manzara gerçekten de yani kötü. Benim için kötü yani. Çok gerçekten de çok etkileyici ve çok kötüydü. Neden çok kötüydü? Ben daha değişik dedim en azından yani kurulan çadırlar hem kış içindir. İçinde elektrik var, su var. Yani insana sadece gıdaya, giyime ihtiyaçları var. Ama oysa ki oradaki insanlar şunu dediler. Daha bu çadırların kampları, çadır kentlerin içinde daha elektrik yok, su yok. Kimden altlar mesela kendimiz gördük ve gördük. Daha halen çamurdan yani. Nereye? Ama işte, eski Kürtler burada, buradakilerin hepsi Kobani. Kobani, he? Kobani'de, evet. Kış geliyor. Yani bunlar hepsi geçici çadırlar. Kışlık çadırların kurulması gerekiyor. Ya işler acısı, yani acısıydı. Bilmiyorum yani. Çok kötüydü. Çok kötü gördüm. Gerçekten beni çok etkiledi. İnsanların ağlaması, sızlaması. En çok da kadın ve çocuklardı. İnşallah her gün bizde de bir şey. Belcik, Berkadan'a Kobani. Belcik, Berkadan'a Kobani. Her bizi. Kastınız? Çadır kentlerden sonra işte galiba bilmiyorum hatırlayamıyorum ama 8-9 kilometre gittik tam uzak değil yani Kobani'nin karşısında olan tepeye orada bütün basının olduğu yere gittik oradan işler acısı savaşı seyrettik. Bomba attı.
eğer biraz daha ileri gidemezsem hiç yani hiç hayatımda hiç bu kadar silahı elime alıp gidip savaşmayı istememiştim yani. Oradan tekrar Kobani'ye çok sınır olan bir köye gittik. Köyde işte yani sınırı bekleyen kadınlar yarıya yani gördük. Hani IŞİD'in girmemesi için her bir tarafta kadınlar vardı. İşte boşuna demiyorlar hem gülmek hem teşekkür ederim çok sağ olun. Yeter. Ne kazın? Ne var? Kızına afiyet olsun. Gerçekten ben neydim? Başkanım durmakta şu an ya. Boş ver usta. Ne yazık? Yaklaşık 21 gündür buradayız. 22. günümüze giriyoruz. Burada iyi kötü çok şeyler gördük ve çok şeyler de duyduk. Kobani halkının başına neler geldiğini kendi gözlerimizle gördük. Bu yüzden diyoruz bütün arkadaşlarımıza, bütün Kürt halkına sesleniyorum. Bütün özellikle gençlere sesleniyorum. Hepsinin buraya gelip de insani yardım ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Gelişiniz ve yardımınız bize güç vermekte. Bize bir yani Şırnak'tan gelmiş arkadaşlar olarak minnettarlığımızı her arkadaşlarımızı Almanya'dan ya da başka devletlerden, batılardan gelen arkadaşlara da teşekkürlerimizi başka. Hani bu katliamlar ya da bu saldırılar birliğimizi pekiştiriyor. O yüzden biz belki yani bazı zararları tabii insanlarımız söylüyor, genç insanlarımız söylüyor. Ama o birlik de yani baha biçilemez şekilde o birlik oluşuyor, pekişiyor. İnanın yeme içme bize orada zehir oldu yani. Yani çayın başında, yemeğin başında ağladığımız oluyor, kahrolduğumuz oluyor, bittiğimiz oluyor falan. İnanın ki ben yani hayatımda biraz önce Arnaslı'yı anarken Arnaslı küçükken yanımızdaydı. Annesiyle arkadaşlık. Yani gelip burada bir şekilde şehit olması. Orada da tabii duyarken yani yaşadığın insan bazen de gerçekten tanıyorsun. Diyorsun ki yani çocuklarımız gidiyor orada. Böylesine güzel çocuklarımız gidip çarpışıyor, ölüyor. Hani biz nasıl buralarda yaşıyoruz falan. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Siz Almanya'da gelmiştiniz değil mi? Arzumun yerinde, yanımda yer alın. Zalim tarafına vurun ta ki teslim olana kadar. Elhamdülillah işte o görevi yapıyorsunuz. Biz de ona göre o ayeti kerimeyi kabul ederek buradayız. Felek Nasan'ım ben oradan görüştük. Felek Nasan'ım Avrupa Parlamentosu'ndan uzun bir zaman milletvekiliymiş. Bize şunu anlattı, durumun çok kötü olduğunu, aynı şeyi. İşte kış geliyor, bu kışı bir geçirsek. En zor olan da işte gelen Kobanililerin kendi yani ölen insanların cesetlerinin Türkiye sınırından gömülmemesi. Onların işte belli bir yerde bekletilmesi ve kendi topraklarından hani gömmeleri. Bu beni çok etkilemişti. Tabii ki dedi heyetler gelip gidiyor. Yani televizyonlarda falan söyleniyor ama işte Türkiye Devleti biz bu kadar yardım ediyoruz bu şu. Bunlar hiçbiri de gerçek değil. Uluslararası heyetler de gelip gidiyor ama şimdiye kadar hiç uluslararası heyetlerden direkt Kürt halkına yardım yok. Yani bunu duyduk. Yani yapıyorsak da demişler yani Türk Devleti'yle beraber yapacağız. Onlar demiş eğer siz böyle yapıyorsanız biz bunu kabul etmiyoruz. Ya direkt bizimle ya da hiç olmayacak. Yani olumlu bir adımın atıldığını bize söyledi. Bunu duyduk. Also ich
kama sosyal bir aktivistim. Mache jahrelang ja Projekte zum Beispiel vom Land has angefangen bis jetzt. Wir haben eine Freunde helfen Freunde Verein Weibling yeah. Stuttgart Weiblinge. Über diesen Verein haben wir jetzt Spende gesammelt. Mm-hmm. Also nicht nur über den Verein natürlich. Wir kurdische Frauengruppe in Weiblingen haben wir sehr viel unternommen. Gözleme verkauft, sieben Tage im Markt in der Stadt und in der Schule haben wir für die Schule auch unsere Gepäck, also Gözleme, Tee und so weiter verkauft. Mhm. Und wir haben weiter Informationen gegeben, zum Beispiel die Rektoren vom Schulen haben gesagt, es wäre schön, wenn ihr auch unsere Schule sagt, um was geht. Das war echt sehr toll, dass wir die Kinder sagen, ja, es gibt Krieg und da leiden Kinder und Frauen und so. Und dann kommen die Kinder zu uns und sagen, wir haben auch eine Spende dort hingestellt. Natürlich, da haben die Kinder gesagt, können wir. Yani wenn man hier vor Ort ist, wir haben jetzt 300.000 Menschen, die aus Kobani gekommen sind. Die Einwohnerzahl von Suruç liegt bei 50.000, ne 100.000, 100.000 und wir haben jetzt 50.000 Flüchtlinge allein in Suruç und in den Umkreisen, in den Dörfern, 206 Dörfer von Suruç. Insgesamt Urfa Merkez 35.000, gesamt Urfa mit den ganzen Regionen von Birecik bis Ceylanpınar, Suruç, Halfeti, Hilvan, Sivri haben wir eine Zahl von 120.000. O gece oradan çıktık, Nusaybire'ye gittik. Orada İzidilerin kampının olduğunu tabii biliyorduk. Zaten direkt oraya gittik. Oraya da yardımımızı yapacaktık. Tabii ki orada da yapılması gereken yardımlarımızı yaptık, alışveriş yaptık. İşte çocuklara, kadınlara vesaire. Birçok yaralı çocukları gördük. Başlarından yaralar olduğunu falan işte sorduk. Ne bunlar işte yoldan gelirken günlerce saldırılara uğramışlar, bombalı saldırılara uğramışlar. Yani çok kötü şartlardan oralara geldiklerini çok çekmişlerdi. Birçok insan kaybetmişler, birçok insanın da dağda olduğunu anlattılar. Yani gerçekten de İşler acısı bir durumdu. Ne var abi senin? Gelecek merak edeceğim. Baksana, Esat. Nasıl yollarla gelmiş? Amçandır hoca bireyde ama. Amçandır hoca bireyde ama. Amroji gel Suriman. Ama gel Cüven. O ama gel Suriman dedi. Rıbos kere bu fıtılı. Amşeva gel Rıbos kere ama. Yanızda saat. Yanızda saat. 3 gün diyordu. Bir gün Suriye'de. Bir gün Irak'tan bir de Rıbosya'ya geldi. Abdah saat yerla görüyor. Ay kudu ve ecbe küçüktür. Abca kualit sarma hamur toz. Biz sizin çektiklerinizi çok iyi biliyoruz. Ne zorluklarla buralara kadar geldiniz, gördük. Bunu da söylerseniz yani. Betişte o dinlemezlik diyemek biz kendi yakamızdanın. Sizin hikayeniz dünyaya yayıldı, bu unutulmayacak. Ve dünyası hep bir yakı sahip o. Çimseli var diye uçan var. Biz de elimizde geldiği kadar sizin yanınızda en azından sizin yerinizi görmek, sizin yerinde ziyaret etmek, size birazcık olsa çocukları falan orada. Hepinizin de biliyoruz, hepinizin de kader. Karısı.
Burası yerleşmiş bir Ezidi köyü. İşte savaştan da kaçıp gelen kendi akrabaların yanına gelmişler. Ve sol durağımız olacak artık galiba. Merhaba. Türkiye'de hep Almanca. Bak zazeti kaseyi. Merhaba. Zazan. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Almanya'da yaşıyorum. İyisiniz. Tabii. İnşallah. Almanya. Avrupa'nın neresinde? Ben mi? Aachen. Aachen. Deutsch? Ya. Bir Ezidi köyüne gittik. Oradaki köy şöyle diyebilirim. Almanya'da yaşayan Ezidilerin olduğunu söylediler bize ve aynı şeyleri karşılaştık. Yazlık evler gibi evler yapmışlar. Fakat Almanya'daki Ezidiler oraya gidip dağdan gelen Ezidileri hani alıp da o evlere yerleştirmişlerdi. Onlarla işte karşılaştık. Orada güzel bizi karşıladılar. Lepştu bok in Deutschland. Ich wollte über diese Dörfer etwas erfahren. Leute waren hier und haben die Verwandten aufgenommen aus Schengal oder wie ist das? Kannst du mal ein bisschen Also die ist von Schengal, das ist nicht Verwandte, das sind Jesiden. Ja. Das ist nachdem diese Fall ist das passiert, ist das nach dem Krieg, ist es diesen Fall hier gekommen. Die Dorf ist, da war 100 Familien, von 100 Familien, das ist nur die drei Familien. Restliche, das sind 97 Familien, das sind die alle leben in Deutschland. Wann sind die gegangen? Das sind also, also fast 30 Jahre. 30 Jahre, was wegen? Also das wegen, nämlich, dass wir sind Jesiden und das ist von muslimischen hier verfolgt. Und wegen, nämlich, dass alle in Deutschland gegangen und dort geblieben sind. Dort gearbeitet und alles durchgeführt. Und du hast einfach diesen Jesiden, wie ist dieser Jesiden-Glaube? Ist das ähnlich wie Alawiten? Das ist so ganz Kleinigkeit, das ist zwischen uns, aber fast gleich sowas. Das ist, also nur wir glauben Jesus und wir glauben alle. Das ist restlich alles gleich. Zum Beispiel bei uns, die Alawiten, bringen dich morgens im Sonne und werden. O Ezidi işte kamplarını gezdikten sonra, Ezidi köyünden ayrıldıktan sonra Diyarbakır'a geldik. Orada bizi işte Gültan Kuşanak karşıladı. Görüşmek istedik, durumları öğrenmek istedik. Çünkü Diyarbakır'da da bir Ezidi kampının olduğunu öğrendik. Oradan da işte tabii Gülten Hanım şunu dedi, 4000 Ezidi var Diyarbakır'da, Diyarbakır kampında. Durumların çok çok kötü olduğunu, kendilerinin burada yaşamak istemediklerini, hepsinin de yani bütün Ezidilerin de buraları terk etmek istediklerini bize söyledi. Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Bu topraklarda artık yaşamak istemiyorlar. Tabii ki biz istemiyoruz yani Ezidi kardeşlerimizin buralarda gitmelerini. Ama öyle yani şimdiye kadar gelip giden heyetler hiçbiri de kabul etmiyor. Ama öyle bir kanun çıkarsa da tabii biz bu kanuna karşı gelemeyiz. İstemiyoruz tabii ki Ezidi kardeşlerimizin buralara bırakıp da oralara gitmelerini. Ama şartların çok kötü olduğunu, aynı durum orada da yani geçici çadırların olduğunu, kış geliyor, gerçekten de yani hani
bir bu kuşu geçirek de yani beni bu çok etkiledi mesela. Şu kuşu bir geçirsek de hani beni çok etkiledi. Ondan sonra tabii ben şunu düşünmüştüm. Tamam az da olsa küçük de olsa bir kampanya yürüttük. Sanki de sona ermiş gibiydi ama oysa ki yeni başlamış. Yani benim için yeni başladı. Yani. Sesiniz kaldırdığınız için teşekkür ediyorum. Evet geldiğiniz dersin birisi olarak bu uzun sanımdan beri Suriyelilerin kampanyasında dersindeki sorumluluğu aldık. Bu çerçevede sağ olsun halkımıza epey bir yardım topları ve tırlarla gönderiyoruz. Tabii zor bir dönem. Yani, insanlar kolay günlerini belki çabuk unutuyorlar ama zor günlerini unutmazlar. Evet. Ve zor günlerde kimin nerede durduğu önemli. Kimin ne yaptığı önemli ve bu tarihimizin bir parçası olacak. Belki biz bugün birlik yaşıyoruz ama yani ben inanıyorum ki tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olacak. Sizlere de Dersim halkına, Dersim belediyemizi ve yani dünyanın dört bir yanına dağılmış Dersim kardeşlerimizin bu konuda gösterdiği duyarlılık ve çalışma bizler için sadece maddi değil, büyük bir manevi değer de taşıyor. Yani bunu herkes takdir ediyor. Ben bu çalışmalarınız nedeniyle çok çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık, dileğinize sağlık. Biz de sağlık. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat selam. Edin. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Başka bir yerine. Ben her şeye rağmen tamam belki yani aldı ama önemli olan bu projeye bilgilendirmeyle hani insanlara hem burada hem orada büyük bir yankı uyandırdı insanlara, Dersim halkına da. Ben şunu diyorum, ilk başta Freunde Helfen Freunde Kürt kadınlar grubuna, arkadaşlarıma, yani bu projeye Almanya'nın her tarafından ve bütün halklardan destek geldi. Herkese candan teşekkür ediyorum.